İstanbul'da yaşanan şiddetli fırtına vardı. Bunu hatırlamak lazım. Özellikle Marmara Denizi'nde ciddi bir etkisi olduğunu gördük. Peki orada neler yaşandı? Fırtına sonrası durum ne? Bir yandan karaya oturan da bir gemi vardı. Konuyla ilgili bilgileri şu an Yağız Şenkal'dan öğreneceğiz. İstanbul ve Marmara bölgesi, Kuzey Ege şiddetli fırtınanın etkisi altında. Belki de bu fırtınanın en etkili görüntülerinden birini şimdi ekranlarınıza getireceğiz. Çünkü biz şu anda Zeytinburnu'ndayız. Bu hemen arkamda gördüğünüz gemi yaklaşık 3 yıldır Marmara'da Zeytinburnu açıklarında demirliydi. Kaderine terk edilmiş bir gemi, Tallas isimli Rus gemisi kaderine terk edilmişti. İşte şiddetli fırtınayla beraber o gemi zincirlerinden kurtuldu. Orada demirliydi ve karaya doğru sürüklenmeye başladı. Ve işte dün gece saat 1 sularında oldu bu. Ve ardından da gemi, bu gördüğünüz kuru yük gemisi, Zeytinburnu sahilinde karaya vurdu. Hayalet gemi diye tabir ettiğimiz gemilerden, yani kaderine terk edilmiş gemilerden biri bu Marmara'da. 3 yıl önce haberlere konu olmuştu bu gemi. Tallas isimli gemi, o zaman mürettebatı Rus sahibi iflas edince gemide mahsur kalmıştı. Ve mürettebatta hatta aç susuz kalmışlardı. Ardından da ekipler o mürettebatı kurtarmıştı. İşte o zamandan beri, yani 2015'ten beri bu gemi Marmara'da 3 yıldır kaderine terk edilmiş şekilde duruyordu. 65 metre uzunluğunda, 9 metre genişliğinde 1200 tonluk bir gemi. O gemi fırtınayla beraber zincirlerinden kurtuldu ve karaya doğru sürüklendi. İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Edirne, Çanakkale, Balıkesir şu anda kuvvetli bir fırtınanın, lodosun etkisi altında. Zaman zaman fırtınanın şiddeti 80 kilometreye kadar ulaşıyor. Biraz önce meteorolojiden kontrol ettiğimde şu anda İstanbul'da saatte 30-40 kilometre hızla esen bir fırtınadan bahsediliyordu. Ancak bu fırtınanız zaman zaman 80 kilometreye kadar çıkıyor. Meteorolojinin yaptığı açıklamaya göre pazar, yani bugün öğleden sonraya kadar bu fırtına etkili olacak. Güneybatıdan esen lodos fırtınası vatandaşlar meteoroloji tarafından çatı uçması, ağaç devrilmesi ve soba zehirlenmelerine karşı uyarılıyorlar. Ama bu gördüğünüz manzara İstanbul'da bugünkü en çarpıcı fırtına manzarası. İşte bu gemi, Tallas isimli Rus mandralı kuru yük gemisi, hayalet gemi diye tabir ediliyor. Niye hayalet gemi? Çünkü Marmara'da bu gemi gibi kaderine terk edilmiş 50 civarında gemi var. İşte o gemilerden biriydi bu gördüğünüz gemi. Zeytinburnu sahilinde zincirlerinden kurtulduktan sonra sürüklendi. 500-600 metre ileride Marmara Denizi'nde, Zeytinburnu sahilinde 500-600 metre ileride demirliydi bu gemi ve şiddetli fırtınanın etkisiyle gece saatlerinden, gece bir sularında sürüklenmeye başladı. Geldi ve burada işte Zeytinburnu'nda sahilde karaya oturdu. Çok şiddetli bir rüzgar var. Ayakta durmak bile zor esasında. Özellikle sahil kesimlerinde ayakta durmak bile gerçekten bu rüzgarda zor. Zaman zaman fırtınanın şiddeti 80 kilometreye kadar çıkıyor. İşte böyle kuvvetli bir lodosun etkisi altında hem Marmara hem de Kuzey Ege ve meteoroloji yetkililerine göre fırtınanın şiddeti öğle saatlerine kadar devam edecek.